99 no'lu fotoğrafımızı açıyoruz. Bu fotoğrafta bir ışık hüzmesi efekti uygulayacağız. Ama bunun bütün çalışmasını kendimiz yapacağız. Canın panelinden yararlanacağız. Evet, burada ışık hüzmesi özelliklerinde noise etkisiyle başlayabiliriz. Bakın, noise etkisini kullandıktan sonra blur, Gaussian blur kullanıyoruz ama küçük bir değerde. Ardından bu etkimizi kullanmak için blur özellikle efektimizin belli bir noktada toparlanmasını istiyoruz. Radial blur etkisini açalım. Burada radial blur etkisinde zoom ayarını kullanıyoruz. Sol üstten ve merkezi noktasını arttırım amount değerini. Evet. Ve OK diyelim. Işık hüzmesi burada gerçekleşiyor. Adjust'tan threshold değerine giriyoruz. Bakınız threshold değerini girdiğimiz zaman ışık hüzmesinin efektleri noktasında çalışmayı yapabiliriz. Şimdi burada detayları biz kendimiz belirleyeceğiz. Buradan da yola devam edebiliriz. Daha da farklılaştırabiliriz. Şimdi bu aşamadan devam edelim. Yeni bir layer açtım. Select, Global Selection, Alpha 1. Ama bu Alpha 1'i seçimini ters çevirebiliriz. Çünkü burada bizim ihtiyacımız olan şeyler aslında siyah ama seçilen yerler beyazdır. Select inverse yaptık. Burada üst renkten saydamlığa doğru giden bir degrade kullanmamız yerinde olur. Degrade'yi attım. Degrade'yi kullanmak için isterseniz seçimin kenarlarını gizleyebilirsiniz. Ve degrade'yi attığım zaman bakınız ışık hüzmesini burada görebiliyoruz. Bu ışık hüzmesinin efektleri noktasında harmanlama kiplerini kullanabiliriz. Evet. Burada neresini istiyorsak ışık hüzmesini buradan itibaren başlatabiliriz. Burada bizim etkimiz noktasında overlay yaparak harmanlama kiplerini düşürdük. Ve layer 1'deyken mask ekliyorum. Çünkü neden? Burada şu bölümün biraz saydamlık değerini daha da düşürmek istiyorum. Evet. Biraz daha büyük fırça ama düşük opacity değerinde. Bakınız. Gerekirse burada bu ışıkları boyayabiliriz. Nasıl mı? Transparency'yi kilitledik. Ve renk olarak sarı. Bakınız. Sarı ışık verdik. Bunu istediğiniz ışık renklerini vererek kullanabilirsiniz. Tabii ki burada bu etkilerin sertliğini, büyüklüğünü yüzlerce değişik alternatif yapabilirsiniz. Ama gittiğimiz yol bu yol. Şimdi tekrar blur, radial blur ile bu değeri biraz daha arttıralım. Ve threshold değerine baktığımız zaman bu değer bizim için şu noktada makuldür. Tekrar seçimli hale getirdim ve yine select inverse yaptık. Ve burada bu sefer üst renkten saydamlığa giden bir degrade attık. Ve degrade'imize baktığımız zaman burada istediğimiz gibi o ışık etkisini noktaya yerleştirebiliriz. Renklerini ayarlayabiliriz. Ya da tümüyle
beyaz renklerde yapabiliriz. Bunu tam beyaza dönüştürmek için saydamla kilitleyerek fill ve üst renk yerini, burada halihazırda beyaz renk var, bunu doldurabiliriz. Evet, gerekirse buna daha sonra da biraz renk parlaması etkisi ışıklarını vermek için blur değerini kullanabiliriz. Ve bu etkilerle birlikte efektin, bakınız, ışık etkisi parlı birçok şeyde, simülasyonda, lazer oyunlarında, ışıklarda bunu kullanabiliriz. Burada etki çok fazlaysa her ikisini gruplayalım. Layer grubu yapacağız. Ve buna mask ekliyoruz. Yine tercih ederseniz şu noktaları biraz gizleyebiliriz. Bakınız. Çok sert geldiği zaman da beyazla tekrar bunu geri getirebiliriz. Layer mask olduğu süre içerisinde hiç burada katmanla silmeye gerek yok. Biz layer maskları ve diğerlerini kullanarak bu özellikleri istediğimiz zaman aktif pasif yapabiliriz. Evet, ışık yüzmesi, ışık oyunları noktasında sizlere yapımı kolay bir alternatif seçenek gösterdim.